Tatam. Ne bu? Sınırlı üretim. Hayırlı olsun. Bana değil, sana. Anne, bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Evet tabii, sabah erkenden gittim aldım. Şaka mı yapıyorsun? Aylarca önceden sıraya giriliyor bu çanta için. Bak. Keşke sevinebileceğim zamanda sahip olsaydım bu çantaya. Bak kızım. Ben seni 11,5 saat avazım çıka çıka bağırarak doğurdum. Sen benim bu hayattaki en değerlimsin. Yani şu kadarcık ihtimali olsa ateşle mutlu olmanın, ben seni hiç üzer miyim kızım? Ya nereden biliyorsun ki? Nereden biliyorsun ya? Zaten herkes biliyor, bir ben bilmiyorum beni neyi mutsuz edeceğini. Bir sen bilmiyorsun çünkü bir senin gözün kapalı. Of anne, beni rahat bırak. Kabul ettim işte, istediğini yaptım, ateşten ayrıldım. Bari rahat bırak, rahat rahat acımı yaşayayım. Yaşa tabii. Ama üzüntülerinden de öğrenmeye çalış biraz, ha? Neyi? Siz arada baban olmasa da ateşle mutlu olamazsınız. Ya niye ki, niye? Çünkü Alara, ne sen sıkıya gelebilecek kadar parasızlığa dayanabilirsin, ne de ateş başkasının parasının altında yaşayabilecek tabiatta bir oğlan. Yani o kendine kendi gibi birini bulacak. Sen de kendine kendin gibi birini bulacaksın. Yani tek sorun bu mu? Sadece para mı? Evet. Sadece parasızlık. Yetmez mi? Yetmez. Paranın ne büyük sorun olduğunu anlayabilecek kadar büyümedin sadece sen. Yok mu? Yok ama sizinle konuşacaktı bir konu. Seni de mi tembihledi ya? Ne adam ya? Neyse, geldiğinde söylersin onu sorduğumu. Alo, Gönenç Bey. Gözde Hanım otele geldi. Tamam. İşte bunlar burada hayat kurtarıyor. Çok teşekkür ederim. Oy gönlüm. Ama doktorun çok memnun senin durumundan. İyiyim, çok iyiyim. Ha, kuzum benim. Ateşle su nasıl? İyiler, onlar da işte nasıl bildiğin gibi. Ya su geleceğim demişti ama gelemedi herhalde. İşi başından aşkın be yavrum. Kumsal mı? Orayı da bir türlü göremedim. Çok güzelmiş, kelebek dedi. Ben seni götürürüm, görürsün. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.